Herkese merhaba. Umarım keyifli bir hafta sonu geçiriyorsunuzdur. Hastalıkların zihinsel sebepleri hakkında bir video yapmıştım. Tabii ki çok ilgi gördü ve bana bir sürü hastalık daha sormuşlar. Ben de onların bugün cevaplarını ve açıklamalarını hazırladım. Bir de şunu söylemişler, Özlem Hanım olumlama ne söylememiz gerekiyor bunlar için diye. Bu videoda olumlamaları da söyleyeceğim, ne söylemeniz gerektiğini. Ürtiker'i sormuşlar. Ürtiker, kurdeşen, isilik, bunların hepsi aynı şekilde olan hastalıklar. Nedeni küçük gizli korkular. Pireyi deve yapmak diyebilirim. Bunun için hayatımın her köşesinde barış ve huzur taşıyorum diyeceğiz. Bu olumlamaları 21 gün üst üste söylerseniz hastalığınızın iyileşmesine faydası olur. Yine söylüyorum, her hastalık için tabii ki doktorlara gidiyoruz, ilaçlarımızı mutlaka kullanıyoruz. Bunlar psikolojik olarak hastalığımızı iyileştirmek için kendimize verdiğimiz ruhsal destekler, öyle söyleyelim. Sedef hastalığını sormuşlar. Sedef hastalığının nedeni incitilmekten korkmak. Bazı insanlar çok hassas oluyor biliyorsunuz ve böyle hani ya incinirsem diye bu korku işlerinde taşıdıkları için sedef hastalığı oluyorlar. Sedef'in olumlaması da hayatta benim için en iyi olanı hak ve kabul ediyorum diyoruz. Bunu 21 gün boyunca söylüyoruz. Selüliti sormuşlar. Bütün hanımların derdi selülit tabii ki. Selülit birisine ve kendimize öfke geliştirdiğimiz için, yani öfkemizi üstümüzde taşımaya devam ettiğimiz için oluyor. Selülit içinde başkalarını bağışlıyorum, kendimi bağışlıyorum, hayatı sevmekte ve ondan zevk almakta özgürüm diyoruz. Vertigoyu sormuşlar. Vertigo, kararsızlık ve dağınık düşünmek. Yani dikkatini toplayıp bir olaya konsantre olamamak yüzünden oluyor. Ve vertigo için söylememiz gereken olumlama şöyle: tam anlamıyla merkezimdeyim ve huzur içindeyim. Yaşamak ve mutlu olmak benim için güvenli bir şey. Bir de parmakları anlatmak istedim bugün. İşte bir yerimize bir şey olduğunda biz aslında işte bir şey kesiyordum, o işaret parmağımı kestim, tam kapıyı açıyordum baş parmağım sıkıştı falan gibi şeyler söylüyoruz ama bütün bunların nedeni aslında enerji alanımız nerede bir zayıflaması varsa oradan hasar görüyor bedenimiz. Yani biz ruhsal olarak nereden zayıfsak beden de oradan yaralanıyor. O şekilde bedene bakmam lazım. Yani orta parmağımsa zedelenen farklı bir anlamı var benim için. Küçük parmağımsa çok farklı bir anlamı var. Baş parmak egoyu, baş parmak endişe demek. Herhangi bir konuda endişem varsa baş parmaktan yaralanıyorum. Eğer böyle bir arızanız varsa diyorsunuz ki zihnim sükunet içinde. Kendinize bu olumlamayı yapıyorsunuz. İşaret parmağı ego ve korkuyu temsil ediyor. Güvende ve emin ellerdeyim diyoruz işaret parmağı için. Orta parmak öfke ve cinselliği temsil ediyor. Orta parmağın olumlaması da cinselliğimde rahatım. Yüzük parmak birleşme, ilişkiler ve kederi temsil ediyor. Sükunet dolu bir sevecenliğe sahibim diyoruz. Ve küçük parmakta aileyi ve ailede üstlenilen rolleri temsil ediyor. Küçük parmak içinde hayat ailesinde ben kendimim, kendim olarak varım diyoruz. Bu konuyla ilgili sormak istediğiniz başka hastalıklar varsa bu videonun altına yazarsanız sevinirim. Daha önceki videoda tavsiye ettiğim kitabı alırsanız dediğim gibi onun içinde çok ayrıntılı anlatımlar ve bütün olumlamalar var. Dilerim herkese katkısı olan bir video olmuştur. Sevgiyle kalın, sevgide kalın.